Bugünkü videoda İrlanda'da nasıl ehliyet alınır, ehliyet almak için neler yapmak gerekir, nerelere başvuruda bulunur bunlardan bahsedeceğiz. Herkese merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoyu böyle bilgisayarımla falan biraz akademik modda açıyorum çünkü notlarıma bakmam lazım biraz. Karışık. Daha doğrusu adımları olan bir süreç. Öncelikle şunu söyleyeyim. Videonun devamında bahsedeceğim web sayfaların adreslerini aşağıya açıklamalara koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Ama hani olabildiğince böyle aşağıda da paylaşmaya çalışacağım. Bir de şunu söylemek isterim. Her ne kadar şu anda bu videoyu izliyor olsanız da mutlaka kendiniz de süreci internet sayfasından incelemeyi unutmayın. Hani benim atladığım belki bir yer olmuş olabilir. Onun için de vatandaşlar için bir bilgi web servisi var. Onun da adını aşağıya açıklamalara koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Burada Türkiye'dekinden farklı olarak ehliyeti alıp direkt böyle hani normal bir sürücü statüsüne kavuşmuyorsunuz. Öncelikle learner'dır. En önemli şeyi söyleyerek başlamalıydım. Onu atlamışım. Türkiye'den geldiğinizde Türkiye'deki ehliyetinizin İrlanda'da 1 yıl geçerliliği var. 1 yıl boyunca bu ehliyetinizle trafiğe çıkabiliyorsunuz. Driver lisansını almanız gerekir. Belki hali hazırda İrlanda'daysanız zaten bazı arabaların arkasında böyle kırmızı, beyaz üstünde kırmızı bir L harfi, bazılarında da N harfi. Onları da biraz sonra anlatacağım. Görmüşsünüzdür. Bu L harfine sahip sürücüler learner driver oluyor. Yani henüz öğrenme aşamasındaki sürücüler anlamına geliyor. Bunun için de biraz sonra sayacağım adımlar tek tek tamamlanmalı. Türkiye'de de olduğu gibi bir driver theory test dedikleri, yani bir teorik sınava girmeniz gerekiyor. Yine kurallarla ilgili her şeyi biraz önce bahsettiğim gibi o vatandaş bilgi sitesinde bulabilirsiniz. Citizens Information diye geçiyor. Size 40 soruluk, 45 dakika verdikleri, yani 45 dakikada tamamlamanız gereken 40 soruluk bir test veriyorlar. Ve bu 40 sorudan en az 35'ini doğru cevaplamış olmalısınız. Yanlışlar doğruyu götürmüyor diye hatırlıyoruz. Ama yine de hani burayı da bir kontrol etmekte fayda var. Yani yanlışlar doğruyu götürmediği için hani boş bırakmak yerine atmak galiba en mantıklısı. Bunun için başvuruyu theorytest.ie, yani teorik teste giriş için oluşturdukları web sayfasından yapıyorsunuz. Onu da yine açıklamalara koyacağım. Bunun için başvuru ücreti 45 euro. Teorik sınavı nasıl geçeceğiz, nasıl kolay geçiririz derseniz zaten biraz önce verdiğim o theorytest.ie sitesinde de bir kaynak listesi mevcut ama bunun dışında bir de uygulama var. Yanılmıyorsam 14.99 euroydu onun da ücreti. Hem Android'den hem yani hem Google Play'den hem iOS üstünden Apple Store'dan indirebilirsiniz. Yine onun hani şeklini, logosunu da bir yerlere koyarım. Tam linkini de aşağıya açıklamalara bırakırım. Hani oradan da size hani sürekli bir soru döndürerek sizi aslında teste sokmuş oluyor. O yöntemi de deneyebilirsiniz. Bu saydıklarım dışında da zaten pek çok web sitesi, kitap vesaire böyle kaynak mevcut. Hani zaten arama motorlarını yazarsanız mutlaka bir şeylere ulaşırsınız. Bir diğer yapmanız gereken aşama ise göz testi. Yani gözünüzde herhangi bir problem olmadığını sürüş açısından ispatlamanız gerekiyor. Bu da çok zor değil aslında. Şunu söylemeliyim, göz testi biraz önce bahsettiğim o teorik sınavı geçtikten sonra yapılıyor. Hani beraber ya da öncesinde yapılan bir işlem değil, önce teorik sınavı geçmeniz gerekiyor. Daha sonra göz testine giriyorsunuz. O da çok basit bir şekilde optikçilerden randevu alınıp yapılabiliyor. Buradaki optisyenler de hani göz doktoru lisansları var mı? Hani onlar da birer doktor mu? Bundan emin değilim ama oradaki o bulunan kişilerin en azından bu learner driver sürecinde yetkileri var, öyle söyleyeyim. Sizi muayene edip size bir belge veriyorlar. Bunun da optikçiden optikçiye böyle 20 ile 40 euro arasında değişen bir ücreti oluyor. Randevuyla genelde kabul ediyorlar. Hani şöyle bir oturduğunuz bölgeye şöyle bir bakarsanız ya da böyle yakınızda bir AVM varsa mutlaka işte Specsaver vesaire gibi böyle hani tanıdık gelebilecek optikçiler zaten görmüşsünüzdür ya da bulursunuz aratırsanız. Onlardan randevu alarak ya da eğer kabul ediyorlarsa belki hemen o anda bu göz testini yaptırabiliyorsunuz. Şimdi bu iki aşamayı tamamladıktan sonra, yani teorik sınavı geçtikten ve göz testini yapıp raporunuzu aldıktan sonra artık başvuru yapabilir hale geliyorsunuz. İki yöntem var başvuru için. Bir, online olarak başvurabilirsiniz. Diğerinde de direkt ofisine gidip başvuruyor. Ofislerin adı NDLS Center diye geçiyor. NDLS de National Driver License Service
diye bir aslında o servisin adı. Onların ofisleri de var. Oraya bizzat da gidebilirsiniz ya da online de başvurabilirsiniz. Ofisten de yine randevu usulüyle aslında gidip başvurunuzu tamamlıyorsunuz. Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede başvurunuz tamamlanıyor. Bundan sonra da yaklaşık 10 gün, yine artı eksi değişebilir gün sayısı ama 10 gün gibi bir süre içinde de verdiğiniz adrese posta yoluyla learner permitiniz geliyor. Bu arada tüm bu adımların başında söylemedim ama söylemem gerekir. Bir PPS numarasına ihtiyacınız var. Tabii ki bu PPS numarasını size veren bir public service kartınızın bulunması gerekiyor. Onlar olmadan zaten diğer işlemleri de yapamazsınız. Public service karta başvururken verdiğiniz adres dışında başka bir adrese göndermelerini istiyorsanız o zaman proof of address dedikleri sizin adresinizi kanıtlar bir belge de göstermeniz gerekiyor. Ama eğer o iki adres birbirini tutuyorsa böyle bir şeye gerek yok. IRP kartınız da zaten hani başvurular sırasında kullanacağınız bir doküman olacak. Sizin İrlanda'da bulunduğunuzu kanıtlar dokümanınız olmayacak. Bu arada bu başvurunun ücreti de 35 euro. Yani rapor alırken, teorik sınava girerken verdiklerinizin dışında bir de bu başvuru için de ekstra bir 35 euro ödemeniz gerekiyor. Bahsettiğim gibi yaklaşık 10 gün geçti. Elinize learner permitiniz geldi. Artık lisanslı sürücü olmak için license driver adını verdikleri bir artık statüye geçeceksiniz. Bunun için neler yapmalısınız? Burada da 3 aşama var. Kabaca 3 aşama var. Öncelikle zorunlu ders saatlerini tamamlamanız gerekiyor. Yani direksiyon dersi almanız gerekiyor. İkincisi bu dersleri aldıktan sonra randevu almalısınız. Dersleri tamamlamadan, saatlerinizi tamamlamadan randevu almıyorsunuz. Daha sonra da derslerinizi tamamladıktan sonra randevu alıyorsunuz. Son olarak da tabii ki sürücü sınavı geçirmeli. Bu da son aşama. Şimdi zorunlu ders saatlerinin tamamlanması, yani direksiyon uygulamalı ders saatlerinin tamamlanmasında da yine iki adım var aslında. İki seçenek var. Sizin Türkiye'de bir ehliyetinizin olması durumunda ve olmaması durumunda, yani ilk defa burada ehliyete başvuruyor olmanız durumunda aslında farklı biraz adımlar var. Biraz onlardan bahsedeyim hemen. Eğer Türkiye'de ehliyetiniz yoksa, ilk defa buradan ehliyete başvuruyorsanız o zaman 12 saatlik zorunlu ders almalısınız. Bu 12 saati tamamlamalısınız. Daha sonra learner permit'ten sonra da en az 6 ay beklemelisiniz. Bu arada burada bir parantez açmak istiyorum. Hani benim Türkiye'de ehliyetim vardı. Orada aktif olarak araba kullanıyordum uzun yıllardır ama hani eğer ki Türkiye'de ehliyetiniz yoktuysa, orada araba kullanmıyorduysanız ya da ehliyetiniz var ama aktif olarak trafikte değildiyseniz ve hani çekiniyorsanız, hani Türkiye'de bile kullanmıyordum, neden burada kullanayım, daha zor olur diyorsanız hiç öyle düşünmeyin gerçekten. Bir kere burada zaten insanlar böyle bayağı kurallara riayet etmeye meraklı. Biraz da trafik kural sistemi zaten hani teori sınavı bölümünde de görürsünüz ya da görmüşsünüzdür. Böyle her ihtimal düşünülerek, gözetilerek aslında hazırlanmış kurallar. Dolayısıyla hani eğer o kurallara uyarsanız, insan sayısı da tabii ki böyle yaklaşık 6 milyon olduğu için bütün İrlanda'da hani ihtimaller de düşüyor. Hani Allah korusun bir kaza ya da işte bir mal canına zarar gelmesi durumu vesaire. Hani bunları bayağı aslında minimuma indirmiş olursunuz eğer böyle korkularınız varsa diye söylüyorum. Onun dışında zaten yollar kalabalık değil. Hani İstanbul'la ya da Türkiye'nin yaşadığınız işte görece kalabalık bir şehriyle asla kıyaslamayın. O yüzden hani kurallar işte yerlerde işaretler var. Zaten sürekli her yerde trafik ışığı ve levhası var. Zaten sınava girdiğiniz için de teorik bilginiz de olacak. O yüzden hani böyle bir buradan sosyal mesajla destek olmuş olayım. Çünkü İrlanda biraz hani her ne kadar İrlanda bir Avrupa ülkesi olsa da, Avrupa Birliği'nin parçası olsa da, kıta Avrupa'sında olmasa bile biraz böyle İngiltere, Avrupa, Amerika arasında bir yer ve bu araba kullanma, yani toplu ulaşım anlamında kesinlikle Amerika'ya benziyor. Araba olmadan Dublin için konuşayım bu arada. Belki İrlanda'nın biraz daha hani farklı merkezlerinde durum değişebilir ama Dublin'de arabanız olmadan bazı işlerinizi halletmeniz gerçekten zor olabiliyor. Özellikle çocuğunuz varsa. Çocuğunuz yoksa ben toplu taşıma, yani benim için de her zaman zaten birinci tercihim olur. Ama hani bazen her yere o toplu taşıma gitmeyebiliyor. Bir de en büyük sıkıntı işte otobüs saatleri, orada yazdığı saatler olmayabiliyor. İşte gecikmeler olabiliyor, iptaller olabiliyor ama sizin haberiniz olmuyor vesaire. O yüzden hani bence ne olur ne olmaz. Burada eğer daha önce kullanmadıysanız bile burada ehliyet almayı, araba almayı düşünün derim. Şimdi ikinci ihtimalle gelecek olursak, yani sizin Türkiye'de zaten hali hazırda bir ehliyetiniz varsa ve araba kullanıyorduysanız, o zaman biraz önce bahsettiğim 12 saatlik eğitimi almanıza gerek yok. Onu 6 saat alsanız yeterli oluyor ama bunun için de bir şart var.
konsolosluktan Letter of Entitlement denilen bir belge almanız gerekiyor. Yani bir nevi aslında sizin Türkiye'deki ehliyetiniz için bir denklik belgesi gibi düşünebilirsiniz. Bu belgeyi aldıktan sonra ehliyetinizin orijinaliyle birlikte başvurmanız gerekiyor. Bu başvurduğunuz şey Foreign License Holder Application diye yazıyor belgede. Yani hani yurt dışında ehliyeti olanlar için aslında özel bir başvuru statüsü gibi düşünebilirsiniz. Buna da Reduced EDT deniyor. Tam açıklamasını unuttum ama yani işte hani azaltılmış training gibi düşünebilirsiniz. Hani 12 saat yerine 6 saat eğitim alacağınız için bu başvuru formunu, entitlement'ı ehliyetinizin orijinaliyle beraber posta yoluyla yine Cork'taki bir adrese gönderiyorsunuz posta yoluyla. Zaten göndereceğiniz adresi de böyle aşağıya bir yere yazmaya çalışırım ama bu Cork'a göndereceksiniz dediğim aslında Cork'taki National Driver License Service olması lazım. Yine işte ulusal sürücü ehliyeti servisi gibi bir yere göndermeniz gerekiyor. 4-6 hafta arasında süren bir zaman zarfından sonra da orijinal Türk ehliyetinizle beraber postanızın içinde bu da oluyor. Sizin o bahsettiğim, biraz önce konuşmuştuk, o adrese, verdiğiniz adrese yine posta yoluyla geliyor. Gelen şey ihtiyacınız olan belge. Yani sizin 12 saat değil 6 saatlik trainingle de, direksiyon dersiyle de ehliyet alabileceğinizi gösterir bir belge. Bu belgeyi almanın aslında ön şartı olan o konsolosluktan alınan Letter of Entitlement, yani bir nevi denklik belgesini konsolosluğa şahsen giderek alabileceğiniz gibi posta yoluyla da talep edebiliyorsunuz. Ama biz hani şahsen gitmeyi tercih etmiştik. Aklınızda bulunsun. Bu arada Dublin'deki Türk konsolosluğu maillere çok hızlı dönüyor. Gayet net, açık bir bilgilendirmeyle. O yüzden hani şahsen gitmeden önce hani olabilir, vaktiniz olmayabilir vesaire. Şahsen gitmeden önce mail atıp son durumunu, son ücret bilgisini, hala posta yoluyla başvurulup almadıklarını da sorabilirsiniz. Çünkü bazen şartları da değişiyor oradaki yoğunluğa göre. O yüzden mutlaka Dublin Türk Büyükelçiliği'nden bunu teyit ettim. Artık direksiyon dersini, yani işte training diye bahsedilen dersleri almaya hazırsınız. 6 saat alacaksınız. Bunun için bir hocaya ihtiyacınız var. Tutor diye Google'dan bunu aratabilirsiniz de. Ya da zaten belki çevrenizde tanıdıklarınızdan duyduğunuz isimler vardır. Onları da değerlendirebilirsiniz. Ama çok kolay bulunuyor. Yani sadece Google'a yazsanız bile telefonla görüşerek onlarla hem fiyatlarını, işte ücret bilgilerini, zamanını, saati netleştirerek işte güvendiğiniz, tercih etmeye karar verdiğiniz biriyle training seanslarına başlayabilirsiniz. Mesela bizim işte anlaştığımız hoca saati 60 euroya anlaşmıştık onunla. Yani 6 x 60 360 euro da buna veriyorsunuz. Maalesef gittikçe böyle artıyor. Başvuru ücretleri, tutor ücretleri derken 360 euro gibi böyle büyük bir meblağı da buna veriyorsunuz. Aslında hani düşününce tabii ki bunlar hep Avrupa Birliği'nin içinde olmamamızın yan etkileri. Aslında belki yıllardır trafiktesiniz Türkiye gibi, İstanbul gibi bir yerde ama burada böyle bir sürü paralar vermeniz gerekiyor. Bu da maalesef biraz negatif bir yön aslında. Şimdi sınava nerede gireceğiniz değişir. Çünkü sınav için başvuru yaptığınızda da yine bekliyorsunuz. Bu arada hani böyle hemen başka bir videoma reklam vermiş gibi olmayayım ama benim İrlanda ile ilgili işte çok sevdiğim, çok hoşuma giden ve biraz alışmakta zorlandığım 5 şey, 5'er şey, böyle 2 videom vardı. O alışmakta zorlandığım şeyleri yavaşlık, ama her yerde yavaşlık falan diye bahsetmiştim. Hani gerçekten bu da öyle yani. Hani her adımı tamamlıyorsunuz. Zaten her birinde böyle bir işte 4 hafta onu bekle, 10 gün onu bekle falan şeklinde bekliyorsunuz. Bir de hani her adımı yaptınız, artık sınavlara girdiniz, işte teorik sınava girdiniz, direksiyon sınavını, direksiyon dersleri aldınız. Son sınava girmek için böyle bayağı beklemeniz gerekiyor. Biraz yoğunluk var sanırım. Herhalde o yüzden olmalı. Şimdi sınav için bir bölge seçmeniz gerekiyor. Sınava gireceğiniz bölgeyi seçmeniz gerekiyor. Bunu seçmeden önce hani o hocayla dersleri alırken hocayı mümkünse sınava girmeyi planladığınız ya da işte hangisinde, bazı bölgeler çok yoğun oluyor, onlar çok ileri tarihlere verebiliyor. Belki hani evinize uzak ama sınava o bölgede gireceksinizdir, oradan yer bulmuşsunuzdur. Hocayı da o bölgeden seçerseniz sizi böyle direkt muhtemelen şeyin yapılacağı yerlere ve geri geri gitmenizi mutlaka isteyecektir. Sınav gününde gibi böyle püf noktalar da paylaşabiliyorlar. Hani o yüzden hani
Mümkünse eğer böyle bir hani şey yapabilirsiniz. Hem püf noktaları almak hem de sınavı yapacağınız yere biraz böyle aşina olmuş olmak için aslında iyi bir fikir. Derslerinizi tamamladıktan sonra zaten statünüzde o bütün ders saatlerini tamamladığınızı gördükten sonra artık bu full her şeyi bitirdiniz. Son sınav için başvurunuzu yapabiliyorsunuz. RSA My Road Safety diye yine bunu da aşağıya koymaya çalışacağım. Web sayfasından yaklaşık sınava girmek için ne kadar bekleyeceğinizi görebiliyorsunuz. Tam adı için kopya çekmem gerekiyor. Driving Test Waiting Time Estimator diye bir şey yapmışlar. Buraya girip kontrol etmek için biraz önce bahsettiğim o uzun uzun adımları yapmış olmanıza da gerek yok. Hani sadece merak ederek de bakabilirsiniz. Burada iki seçenek karşınıza çıkacak. Soldakini değil, sağdakini, sayfanın sağındakini. Yani çok aşağı yukarı bir tahminde olsa size yine fikir verecek bir gün söyleyecektir. Eğer hiçbir aşamayı geçmediyseniz diye bahsediyorum. Yine o sayfanın üstünde de bölge seçin diye size bir bölge seçmenizi isteyecek. Orada dediğim gibi bakabilirsiniz. İşte oturduğunuz bölgede kolay sıra geliyor olabilir ya da daha uzak bir yere gitmeniz gerekiyor olabilir. Oradan böyle fikir sahibi olabilirsiniz. Mesela ben Dandery'yi seçtim biraz önce. Şu anda 9 Nisan'dayız ve bana yaklaşık 12 Şubat'ta girebilirsiniz. 12 Şubat 2024'te sınava girebilirsiniz diye bir tarih verdi. Oldukça ileri bir tarih. Belki bölgeyi değiştirsem daha geride bir tarih alabilirim. Bunu yapabilirsiniz bu arada. Oturduğunuz yerden almak zorunda değilsiniz. Hani onun için söylemiştim. Önce bu estimated şeyden tarihe bakarsanız hocayı da o bölgeden seçip hem bölgeye alışmış olursunuz hem de o bahsettiğim belki püf noktaları yakalarsınız. Bu sınavı da geçtikten sonra artık L yerine arabalarda gördüğünüz ya da göreceğiniz N harfli new driver olmaya hak kazanıyorsunuz. 2 yıl boyunca bunu ayakta tutmanız gerekiyor bu N harfini. Umarım faydalı bir video olmuştur. Muhtemelen bu video halihazırda İrlanda'ya gelmiş olanlar için biraz oldu. Ama ilerleyen videolarımda da biraz daha böyle İrlanda'ya özel konulardan devam edeceğim. Bir sonraki videomuzda İrlanda'da araba nasıl alınır temalı olacak. O yüzden yine bu konular, araba ehliyet konuları ilginizi çekiyorsa İrlanda'da takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha birçok video var listede. Hepsi gelecek tek tek. Genelde haftada bir gün ve pazar günü yayınlamaya çalışıyorum. Bazen bu günler şaşabiliyor. Ama abone olursanız ve oradaki zile tıklarsanız size video yüklendiğinde bildirim de gelecektir. Destekleriniz çok önemli çünkü bu benim aslında bir sonraki videoyu çekmek için bana motivasyon sağlıyor. O yüzden beğenirseniz çok memnun olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.